Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, sobald, ebevor ve solange. Ne anlama geldiklerini dilerseniz inceleyerek bakalım. Öncelikle sobald'e baktığımızda arkadaşlar, sobald in dem Moment, yani o an için kullanılan bir yapı. Demek ki o anda ya da in dem Moment dediğimizde sobald bağlacını kullanıyor olacağız. Ehe ya da before, ikisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Vorher, yani önceden anlamına gelmiş oluyor. Solange de während dieser Zeit, yani bu esnada, bu süreç içerisinde anlamına gelmiş oluyor. Bir tekrar edelim. Demek ki sobald neymiş? In dem Moment, o anda, o zaman içerisinde olan. Ehe ya da before içinde vorher, yani öncesi. Solange süresince anlamına gelen, während dieser Zeit anlamına geliyormuş. Dilerseniz sobald ile dersimiz başlasın. Sobald'e baktığımızda ne dedik arkadaşlar? In dem Moment, yani o anı kastetmiş oluyoruz. Buraya baktığımızda şimdi arkadaşlar, sobald bağlacına baktığımızda öncelikle bir cümlemize bir bakalım. Sobald der Bus ankam, stiegen alle Passagiere aus. Evet. Sobald'ı görüyoruz şimdi burada. Evet, ankam, burada ne var arkadaşlar? Präteritum, ankommen, öyle değil mi? Ne olmuş? Ankam şekline bürünmüş. Dolayısıyla der Bus kam an, ne demek arkadaşlar? Otobüs gelmişti, değil mi? Varmıştı anlamında. Buraya baktığımızda gene bir ayrı, fark ettiyseniz burada bir ayrılabilir fiil var. Ancak burada preteritum olduğundan dolayı ne oluyor? Ankam şeklinde çekimlenmiş oluyor. Ancak buraya baktığımızda alle Passagiere stiegen aus. Alle Passagiere, bütün yolcular anlamında, öyle değil mi? Aussteigen ne? İnmek demekti. O vasıtadan inmek anlamındaydı. Ancak burada alle Passagiere stiegen aus şeklinde olduğundan dolayı ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu bir preteritum yapı, tıpkı ankam'da olduğu gibi. Ancak burada fark ettiysek arkadaşlar, bir araya gelmiş bu ayrılabilir fiil. Neden? Çünkü burada arkadaşlar, otobüs vardığında dediğimden dolayı ne yapmış oluyorum? Bunu tek bir yapıda incelemiş oluyorum. Dolayısıyla otobüs vardığında bütün yolcular inmişti dediğimizde ne yapıyorum arkadaşlar? Sobald der Bus ankam, virgülümü koyuyorum ve ondan sonra eylemle devam ediyorum. Nedir o? Aussteigen. Ancak bu ayrılabilir fiil olduğundan dolayı ne yapıyorum? Kökünü buraya getiriyorum. Stiegen alle Passagiere, bütün yolcular aus. Bakın burada demek ki aussteigen ayrılabilir fiilini görmüş oluyoruz virgülden hemen sonra. Ancak burada sobald ile başlamış oluyoruz. Peki ben sobald'ı cümlenin ortasına getirseydim ne şekilde incelerdim? Aynı cümleyi şu şekilde de yorumlayabiliriz. Alle Passagiere stiegen aus. Bakın, bütün yolcular inmişti, öyle değil mi? Ama buraya baktığımızda arkadaşlar, olağan bir cümle görüyoruz. Virgülden sonra sobald ile devam ediyoruz. Sobald der Bus ankam. Demek ki ne yapacakmışız arkadaşlar? Sobald yapısı eğer cümlenin başındaysa hemen sonrasında ne geliyor? Der Bus, yani özne gelmiş oluyor. Ve ondan sonra eylemimi getiriyorum. Virgülden sonra eylemle devam etmiş oluyorum. Ancak burada ben bir özneyle başlarsam ne oluyor? Olağan bir şekilde cümlemi virgüle kadar yazıyorum. O da nedir? Alle Passagiere stiegen aus. Virgülümü getirdim. Sobald der Bus ankam. Demek ki sobald'den hemen sonra ne geliyormuş? Burada özne gelmiş oluyormuş. Aslında baktığımızda bu yapıyı ne yapmışım arkadaşlar? Aynen buraya taşımış olmuş oluyorum. Evet, dolayısıyla burayı toparlayacak olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Sobald der Bus ankam, stiegen alle Passagiere aus. Ancak buraya baktığımızda alle Passagiere stiegen aus, sobald der Bus ankam demiş oluyorum. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sonraki cümle ne ile başlamış? Sobald ile başlamış, hemen işaretleyelim. Sobald ich in Hamburg ankomme, rufe ich euch an.
Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar zaman olarak baktığımızda geniş zamanı kastetmiş oluyoruz, öyle değil mi? Ankommen çünkü, değil mi? Hamburg'a vardığımda varır varmaz hatta, değil mi? Sobald varır varmaz. Rufe ich euch an. Bakın burada da gene ayrılabilir fiil var. Anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Hamburg'a varır varmaz ne yapacağım? Sizi arayacağım dediğimde ne diyeceğim? Sobald ich in Hamburg ankomme, virgül mü getirdim? Rufe ich euch an demiş oluyorum. Demek ki burada da gene aynı şekilde yapılar devam ediyor arkadaşlar. Sobald'den hemen sonra özne geliyor. In Hamburg ve ankomme, evet, eylemimi buraya getirmişim. Virgülümü getiriyorum. Tekrar eylemle devam ediyorum. Ancak buraya dikkat edelim şimdi arkadaşlar. Sobald'i ortaya getirdiğimde, yani virgülden sonra getirdiğimde ne olacak? Bakalım. Ich rufe euch an. Evet, olağan bir cümle. Ve virgülden sonra ne geliyor? Sobald gelmiş oluyor. Ich rufe euch an. Sobald ich in Hamburg ankomme. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar. Ankomme ne olmuş arkadaşlar? Tıpkı burada olduğu gibi çekimlenmiş, öyle değil mi? Halbuki biz ayrılabilir fiillerde ne demiştik arkadaşlar? Olağan bir cümlenin içerisinde ne yapıyorduk? Mutlaka bunu ayırmamız gerekiyordu. Ancak sobald yapısı kullanıldığında demek ki ne yapacakmışız? Mutlaka ankomme şeklinde çekimleyecekmişiz. Ve fark ettiyseniz burada sobald ich in Hamburg ankomme, bunu ne yapmışım? Bu yapıyı aynen buraya taşımışım. Ancak bu sefer virgülden sonraki yapıyı ich rufe euch an şeklinde yorumlamış oluyorum. Dilerseniz bu iki cümleyi tekrar edelim. Sobald ich in Hamburg ankomme, rufe ich euch an. Ancak buraya baktığımızda ich rufe euch an, sobald ich in Hamburg ankomme demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sonraki örnek bize ne diyor? Der Vater kommt nach Hause. Evet, bakın sobald bu sefer virgülden sonra, sobald er mit der Arbeit fertig geworden ist. Evet, öncelikle bir inceleyelim. Der Vater kommt nach Hause. Baba eve geliyor. Evet, bu geniş zamanda bir cümle. Virgülden sonra, evet, baba eve geliyor ya da baba eve gelir. Ne yapar yapmaz, bakın sobald neydi? In dem Moment, o an, öyle değil mi? Sobald er mit der Arbeit fertig geworden ist. Evet, ne diyor arkadaşlar bu cümle? Bakın burada fertig geworden, ist geworden, yaptı, tamamladı, öyle değil mi? Fertig geworden, tamamlamak demek arkadaşlar. Bir şeyi, bir işi tamamlamak derken fertig werden mit, bir şeyi tamamlamak derken demek ki fertig werden mit şeklinde yorumlanıyormuş. Zaten bu perfect yapıyı daha önceden defalarca görmüştük, öyle değil mi? Dolayısıyla baba eve gelir, işini tamamlar, tamamlamaz dediğimizde güzel Türkçe'de bunun Almanca karşılığı neymiş? Der Vater kommt nach Hause, sobald er mit der Arbeit fertig geworden ist. Demek ki mit der Arbeit işi tamamlar, tamamlamaz, öyle değil mi? Mit der Arbeit fertig geworden ist denildiğinde demek ki işi tamamlar, tamamlamaz. Şimdi arkadaşlar sobald'i biz buraya getirecek olursak, cümlenin başına getirecek olursak ne yapacağız? Bir inceleyelim. Sobald der Vater mit der Arbeit fertig geworden ist. Bakın aynı yapıyı getirdim. Virgülden sonra ne geliyor? Eylem geliyor demiştik. Kommt er nach Hause. Evet. İşini bitirir bitirmez ne yapıyormuş baba? Eve geliyormuş. Kommt er nach Hause demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Sobald der Bus ankam, stiegen alle Passagiere aus. Sobald der Bus ankam, stiegen alle Passagiere aus. Alle Passagiere stiegen aus, sobald der Bus ankam. Alle Passagiere stiegen aus, sobald der Bus ankam. Sobald ich in Hamburg ankomme, rufe ich euch an.
Sobald ich in Hamburg ankomme, rufe ich euch an. Ich rufe euch an, sobald ich in Hamburg ankomme. Ich rufe euch an, sobald ich in Hamburg ankomme. Der Vater kommt nach Hause, sobald er mit der Arbeit fertig geworden ist. Der Vater kommt nach Hause, sobald er mit der Arbeit fertig geworden ist. Sobald der Vater mit der Arbeit fertig geworden ist, kommt er nach Hause. Sobald der Vater mit der Arbeit fertig geworden ist, kommt er nach Hause. Demek ki arkadaşlar sobald in dem Moment, yani o an için geçerli olan bir bağlaç, sobald bağlacıymış Almanca'da. Sobald in dem Moment. Ehe ya da before, vorher. Şimdi bunu inceliyor olacağız arkadaşlar. Demek ki vorher öncesinde kullanılan yapılarda demek ki ehe ve before yapısını kullanmam gerekiyor. Demek ki ehe ya da before neymiş? Vorher, yani öncesinde, ki şimdi görüyor olacağız bunu. Bundan sonra da arkadaşlar Solange'yi göreceğiz. Solange bağlacını. Bunun anlamı da neymiş arkadaşlar? Während dieser Zeit, yani bu süreç içerisinde derken demek ki bu süreç içerisinde ya da bu süreç esnasında deriz. Solange demiş oluyoruz. Ehe ve before bağlaçlarını inceleyelim arkadaşlar. Buraya baktığımızda er ruft sie nicht an, ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Er ruft sie nicht an. Evet, anrufe neydi? Telefon açmak demekti. Ehe er ihre Telefonnummer, zaten adı üstünde değil mi? Telefon numarası. Bei der Auskunft. Arkadaşlar bei der Auskunft, die Auskunft, bilgilendirme ofisi ya da bir bilgi ofisi de diyebiliriz. Enformasyon, bilgi ofisi gibi kullanabileceğimiz die Auskunft. Erfragen, arkadaşlar fragen neydi? Sormaktı. Erfragen ayrılabilir bir fiil değil. Bildiğiniz normal olan bir fiil. Erfragen de arkadaşlar gizliden öğrenmek, bilgi almak. Ama bunu bilgiyi alırken hani güzel Türkçe deriz ya, çaktırmadan. Yani o bilgiyi karşınızdaki ya da o muhatap olunan kişinin haberi olmadan bilgiyi almak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda ne diyor? Er ruft sie nicht an, bir erkek bir kadını kastediyor değil mi? Bir kadını ne yapmıyormuş? Aramıyormuş. Ne yapmadan önce? Telefon numarasını bilgilendirmeden, bilgilendirme ofisinden o bilgiyi gizliden gizliye öğrenmeden onu aramıyormuş demiş oluyoruz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ehe ve before, bakın burada ehe'yi kullanabileceğim gibi before yapısını da kullanabiliyorum. Burada ne diyor bize? Er ruft sie nicht an, o kadını değil mi? O kadını aramıyor. Ne yapmadan? Onun telefon numarasını gizliden gizliye öğrenmeden. Dolayısıyla bakın burada ne yapacakmışız? Er ruft sie nicht an, olağan bir cümle. Virgülümü getiriyorum. Buna ehe diyebilirdim, before diyebilirdim. Ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt. Bakın burada bu sefer ne olmuş arkadaşlar? Erfragen çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmiş ve ehe'den hemen sonra ne gelmiş arkadaşlar? Özne gelmiş. Şimdi ben bu eğer ihre Telefonnummer, şu yapıyı başa getirecek olsaydım ne olurdu? Öğede herhangi bir değişen bir şey var mı cümlenin içerisinde? Yok, öyle değil mi? Burada ne olmuş? E ile başlamış. Bu pekala before ile de başlayabilirdi. Dolayısıyla eğer ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt, virgülümü getirdim. Ruft er sie nicht an. Bakın virgülden sonra ne olmuş? Eylemle devam etmişim. Ancak bu tabi ayrılabilir bir fiil olduğu için, öyle değil mi? Ne olmuş? Her zamanki gibi cümlenin sonuna
ön takıyı atmış oluyorum. Demek ki ruft er sie nicht an demiş oluyorum. Bunu bir toparlayacak olursak arkadaşlar, er ruft sie nicht an, ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt. Evet. Demek ki ehe ortadaymış. Ehe cümlenin başındaysa ne oluyormuş? Ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt, ruft er sie nicht an. Bakın burada da ne olmuş demek ki? Aynı yapıyı başa taşımışım. Virgülden sonra da eylemle ruft er sie nicht an ile devam ettirmişim. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Sonraki örnek bize ne diyor? Öncelikle cümlenin tamamını okuyalım, anlamlandıralım. Die Mutter bringt ihr Kind in den Kindergarten, bevor sie in die Arbeit fährt. Çok bariz bir şekilde artık değil mi arkadaşlar bu cümle? Ama gene de anlamlandıralım. Die Mutter neydi? Anne demekti. Bringen neydi? Getirmek ya da götürmek anlamındaydı. Bringt ihr Kind in den Kindergarten. Der Kindergarten neydi arkadaşlar? Anaokulu demekti. Demek ki anne ne yapıyormuş? Çocuğunu anaokuluna götürüyor. Bakın, bevor sie in die Arbeit fährt. Bakın burada ne var? Bevor. Bu ne olabilirdi? Ehe de olabilirdi değil mi? Ya da bevor. Bevor sie in die Arbeit fährt. Evet, işe sürmeden değil mi? Arabayla ya da işte herhangi bir kara taşıdı değil mi? Fahen için kullanılıyordu. Sürmek, gitmek anlamındaydı. İşe gitmeden çocuğunu nereye bırakıyormuş? Anaokuluna bırakıyormuş. Dolayısıyla bunun Almanca'daki karşılığı Die Mutter bringt ihr Kind in den Kindergarten. Bakın olağan bir şekilde. Ondan sonra virgülle devam ediyoruz. Neyden önce? Bevor sie in die Arbeit fährt. İşe gitmeden önce ne yapıyormuş? Çocuğunu bırakıyormuş demiş oluyoruz. Şimdi before yapısını başa getirecek olursak ne oluyor? Aynı şekilde arkadaşlar, before die Mutter in die Arbeit fährt, bakın bunu başa taşıdım. Virgülle devam ediyorum. Ne yapıyorum? Eylemi getiriyorum. Bringt sie ihr Kind in den Kindergarten. Yani herhangi bir anlamda bir kayma yok. Ne oluyor? Anne işe gitmeden önce çocuğunu ne yapıyor? Anaokuluna bırakıyor demiş oluyorum değil mi? Bevor die Mutter in die Arbeit fährt, bringt sie ihr Kind in den Kindergarten demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Er ruft sie nicht an, ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt. Er ruft sie nicht an, ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt. Ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt, ruft er sie nicht an. Ehe er ihre Telefonnummer bei der Auskunft erfragt, ruft er sie nicht an. Die Mutter bringt ihr Kind in den Kindergarten, bevor sie in die Arbeit fährt. Die Mutter bringt ihr Kind in den Kindergarten, bevor sie in die Arbeit fährt. Bevor die Mutter in die Arbeit fährt, bringt sie ihr Kind in den Kindergarten. Bevor die Mutter in die Arbeit fährt, bringt sie ihr Kind in den Kindergarten. Ehe bevor yapısıyla bir cümle daha yapalım isterseniz arkadaşlar. Nadia lernte Deutsch bevor sie nach Berlin kam. Evet arkadaşlar, burada ne diyor? Nadia bir kadın ismi. Lernte bu preteritum yapıda, öyle değil mi? Öğreniyor, öğrenmişti değil mi? Almanca öğrenmişti. Bevor, bakın burada, bevor sie nach Berlin kam, Berlin'e gelmeden önce, bakın burada da gene preteritum, kommen ne olmuş? Kam olmuş. Lernen de lernte olmuş. Dolayısıyla Berlin'e gelmeden önce
Almanca öğrendi değil mi? Ya da ne deriz güzel Türkçe'de? Nadia Almanca öğrendi Berlin'e gelmeden önce. Dilerseniz tekrar edelim arkadaşlar. Nadia lernte Deutsch, bevor sie nach Berlin kam. Nadia lernte Deutsch, bevor sie nach Berlin kam. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda before ile başlayacak olursak ne olacakmış? Bakın aynı yapıyı buraya taşıyorum. Dilerseniz tekrar edelim arkadaşlar. Before Nadia nach Berlin kam, lernte sie Deutsch. Before Nadia nach Berlin kam, lernte sie Deutsch. Arkadaşlar tekrarlayacak olursak, sobald için in dem Moment yani o anı kastetmiş oluyoruz arkadaşlar. Sobald o anda değil mi? In dem Moment. Ya da before yapılarına baktığımızda vorher yani öncesinde o zaman sürecin öncesini kastetmiş oluyorum. Neyle? Yapısı ya da before yapısıyla. Solange buna baktığımızda arkadaşlar während dieser Zeit bu süreç içerisinde bu zaman içerisinde demek ki solange dilerseniz bununla devam edelim. İlk cümleye bir bakalım arkadaşlar. Solange es regnet, bleibe ich im Büro. Çok bariz bir şekilde anlaşılır bir cümle öyle değil mi? Regnen neydi? Yağmurun yağması demekti. Bleiben im Büro, bleiben büroda kalmak anlamında öyle değil mi? Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar yağmur yağdığı süre boyunca öyle değil mi? Süresince Solange es regnet, bleibe ich im Büro. Ne oluyor arkadaşlar? Solange eyleyi başlandığında Solange es regnet değil mi? Olağan bir şekilde devam ederken virgülümü ayırıyorum cümleyi. Ne yapıyorum? Cümleyi bleibe yani eylemle devam ettirmiş oluyorum. Bleibe ich im Büro. Yani yağmur yağdığı süresince değil mi? O süre boyu ne yapacağım? Büroda kalıyorum, kalırım anlamında geniş yapıda incelemiş oluyoruz değil mi? Zaman olarak bakıldığında geniş zamanı görmüş oluyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ben Zolange'yi cümlenin ortasını getirecek olsam ne olurdu? Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bu yapıyı aynı şekilde taşıyorum. Virgülden önce ne yapıyorum arkadaşlar? Ich bleibe im Büro. Büroda kalıyorum, değil mi? Solange es regnet. Yağmur yağdığı süre boyu ne yapıyorum? Büroda kalıyorum derken ich bleibe im Büro. Solange es regnet demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleyi, bu iki cümleyi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Solange es regnet, bleibe ich im Büro. Solange es regnet, bleibe ich im Büro. Ich bleibe im Büro, solange es regnet. Ich bleibe im Büro, solange es regnet. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, öncelikle bir okuyalım, anlamlandıralım. Ama anlaşılır olduğunu tahmin ediyorum. Die Studentin muss nicht arbeiten, solange sie studiert. Evet, burada her şey bariz bir şekilde ortada, öyle değil mi? Die Studentin neydi arkadaşlar? Üniversite öğrencisi, bu bir kız öğrenci, öyle değil mi? Arbeiten de neydi? Çalışmak demekti. Studieren de neydi? Yüksek öğrenim görmek, üniversitede, değil mi? Yüksek okul da öğrenim görmek studieren şeklinde yorumlanıyordu. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Öğrenci çalışmak zorunda değil. Ne yaptığı süresince arkadaşlar? Solange sie studiert. Bakın burada Solange'yi ne yapıyoruz? Virgülden sonra inceliyoruz. Buraya koymuşuz, konumlandırmışız. Ne diyor? Die Studentin muss nicht arbeiten. Çalışma zorunluluğu yok. Solange sie studiert. Öğrenim gördüğü süre boyu. Öyle değil mi? Şimdi ben ikinci cümleye baktığımızda arkadaşlar burada bu sefer Solange ile başlatıyorum cümleyi. Ne yapmışım arkadaşlar? Solange die Studentin studiert. Aynı yapıyı değil mi? Virgülden önceki sonraki yapıyı bu sefer cümlenin başına taşımışım ve Solange die Studentin studiert virgülü getiriyorum. Muss sie nicht arbeiten. Evet. Solange die Studentin studiert virgülümü getiriyorum. Cümlenin içerisinde modal fiil olduğundan dolayı virgülden sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Müsen'i getiriyorum. Dolayısıyla müsse nicht arbeiten asıl fiilim arbeiten'le ne olacak arkadaşlar? Modal fiil kuralıydı bu. Masar halde cümlenin sonuna gidecekti değil mi? Dolayısıyla burayı toparladığımızda ne diyeceğiz? Solange die Studentin studiert,
Muss ich nicht arbeiten. Dilerseniz bu iki cümleyi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Die Studentin muss nicht arbeiten, solange sie studiert. Die Studentin muss nicht arbeiten, solange sie studiert. Solange die Studentin studiert, muss sie nicht arbeiten. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, wir mussten abends früh ins Bett gehen, solange wir in die Schule gingen. Evet, burada da anlaşılmayan bir kelime yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü B2 seviyesindeyiz, öyle değil mi arkadaşlar? Ama gene de anlamlandıralım. Wir mussten abends früh ins Bett gehen. Evet, akşamları, değil mi? Abends früh ins Bett gehen. Erkenden yatağa gitmemiz gerekiyordu. Bakın burada mussten var. Mussten ne olmuş arkadaşlar? Präteritum, değil mi? Geçmiş zamandan bahsediyorum. Hatta uzak geçmişti diyebiliriz, değil mi? Solange wir in die Schule gingen, evet, gehen ne olmuş arkadaşlar preteritumda? Gingen olmuş. Bununla ilgili arkadaşlar sıkıntılar yaşıyorsak preteritum ile ilgili ders videomuzu mutlaka izleyelim. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor, ona bir bakalım arkadaşlar. Erkenden, değil mi? Akşamları erkenden yatağa gitmemiz gerekiyordu. Öyle bir zorunluluğumuz vardı. Ne yaptığımız sürece okula gittiğimiz süre boyu. Öyle değil mi? Çünkü burada ne var arkadaşlar? Solange yapısı var. Dolayısıyla wir mussten abends früh ins Bett gehen, solange wir in die Schule gingen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleyi doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Wir mussten abends früh ins Bett gehen, solange wir in die Schule gingen. Wir mussten abends früh ins Bett gehen, solange wir in die Schule gingen. Şimdi arkadaşlar, solange yapısını cümlenin başına taşıdığımızda ne olacak? Buna bir bakalım. Aynı şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Virgülden sonraki solange yapısını ne yapıyorum? Cümlenin başına taşıyorum ve olağan bir şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Eylemle devam ediyorum. Ancak burada eylemim, daha doğrusu bu cümlenin içerisinde müssen olduğundan dolayı müssen ile başlıyorum ve asıl fiilim, eylemim olan gehen'i mastarda cümlenin sonunda bırakmış oluyorum. Bunu da doğru telaffuzuyla isterseniz bir yineleyelim arkadaşlar. Solange wir in die Schule gingen, mussten wir abends früh ins Bett gehen. Solange wir in die Schule gingen, mussten wir abends früh ins Bett gehen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde sobald, bevor ve solange yapılarını gördük. Bu yapıları arkadaşlar adeta bir bağlaçmış gibi, öyle değil mi? Görmüş olduk. Çünkü ne yaptık? İki cümleyi bu şekilde birleştirmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.